LGS'ye son 74 gün. Gerçekten ülkemiz içinde, dünya içinde çok ilginç olaylar yaşanıyor ama bizim görevimiz ne? Ders çalışmak. Bizim görevimiz ne? LGS'yi paramparça etmek. Şu anda doktorlarımız hastanelerde sıkı sıkıya çalışıyorlar. Sağlık görevlileri çalışıyor, Sağlık Bakanı çalışıyor, öğretmenler çalışıyor. Biz burada çalışıyoruz. O zaman siz de orada göreviniz olan test çözmeyi, ders çalışmayı güzel güzel yapın ve en sonunda da LGS'de kazanan siz olun. Şimdi günün sözüne bakalım. Demiş ki: Ulaşmak için akıllıca çalışmayı istekliyseniz hayatlar adını sonuçları elde edebilirsiniz. Les Brown. Evet gerçekten de hedefimiz belli. Ulaşmak istediğimiz yer belli. Güzel bir liseye girmek istiyoruz. Ve akıllıca çalışmak da istiyoruz. O zaman sonucu da elde edeceğiz. Yani güzel bir liseye gireceğiz. Yeter ki çalışmaktan vazgeçmeyelim. Günün yorumuna baktığımızda Seyret Dur diyor ki 118 beğeni almış. Hocam sorarım şunlar. LGS'de 420 artı puan için yapmamız gereken minimum netler kaçtır? Şimdi bu netler sınavdaki soruların ağırlığına bağlı olarak değişse bile yani sınav soruları kolay olursa veya zor olursa sen 420 puanla istediğin bir liseye girebilirsin. Zor olursa eğer sınav soruları kolay olursa 420 puanla istediğin liseye giremez. Ama ben yine de bir fikir vermesi için şöyle söyleyeyim sana. Bak şimdi buraya Türkçe yazıyorum. Matematik yazıyorum. Fen yazıyorum. Başka hangi dersimiz var? Eee isteyebiliriz din diyelim. Sonra şuraya inkılap diyelim. Şuraya da İngilizce diyelim. Bunlar şimdi sana bazı ortalama. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Burası önemli. Mesela 450 puan için söylüyorum. Matematikte veya Türkçeden başlayalım. Türkçede bir 20 puan alman lazım. Bak 450, 450 için söylüyorum. Türkçede 20 tane doğru yapman gerekir. Matematikte 12 tane doğru yapman yeterli. İşte fende 17 diyelim. Dinde din, inkılap ve İngilizce 10 yapman lazım. Bu 450 puan ve üstü için. 450 puan ve üstü. Hocam ben o kadar yapamam. Ne yapacaksınız? Ben nasıl yapayım Türkçe'de 20? İşte matematik 12 yapsam bile diyebiliyorsunuz. O zaman 400 puan örnek verelim. Bunun ortasında 420 puan yapabiliriz. 400 puan için e, Türkçe'de mesela 16 tane doğru yapman yeterli. Matematikte ise mesela 9 et. Artı eksi değişebilir bakın. Burada puanları üzerine yazmıyorum. Niye? Çünkü bağlacılı olması. Ama artı eksi değişebilir. E, matematikte 9. İşte de mesela 14 dinde 9 bir tane yanlışın olabilir. İnkılapta 9, İngilizce 8 yapsan da 400 puan artı üstü yapabilirsin. O zaman sen 420 puan yapmak istiyorsan bu netlerin arasına girmen lazım. Türkçe'de 20 ile 16 arasına, matematikte 12 ile 9 arasına veya 12'ye daha yakın. Fende 17. Fakat sınav çok kolay olursa dediler ki Öğrenciler bu sene zaten korona ile uğraşlar, şunla uğraşlar, bununla uğraştılar. Sınavı çok kolay yapalım dedi. O zaman daha yüksek netler yapman gerekir. Sınav çok zor olursa da bundan daha düşük netlerle de girebiliriz. Ama şu anda geçen seneki LGS'ye baktığımızda bu netler, sol taraftaki netler 450'ye, sağ taraftaki netler de 400 puana ulaştırmış öğrencilerim. Yatılı lise gitmek mantıklı mı öneriyor musunuz? Eğer ailenden uzakta kaldığında sıkıntı yaşadığını düşünüyorsan sakın gitme. Yani bir şöyle bir düşün. Ailenden birkaç gün uzakta kaldığını düşün. Annen, baban, kardeşin falan filan neyse artık. Onlardan uzakta birkaç gün geçirdiğinde eğer onları çok özlüyorsan, yapamıyorsan, annenin yemeğinden başka yemeği yiyemiyorsan sakın yatır lise gitme. Ama yok ya ben severim giderim yaparım diyorsan gidebilirsin. Bu sana bağlı. Hocam günde 5 saat ders çalışmak hafta sonları hariç. 450 artı puan için yeterli mi? Şu anda değil. Çünkü şu anda artık okullar tatil. Şu anda okullar tatil. Bu yüzden yetmez diyorum. Bu yüzden yetmez. Ama tabii şu da var. Yetmez derken verimli bir 5 saat verimsiz 10 saatten daha iyidir her zaman için. Çok verimli 5 saat verimsiz bir 10 saatten daha iyidir. Ama ben senin her türlü verimli çalışacağına emin olduğum için sen doğru kaynaklarla, güzel kitaplarla, güzel videolarla sıkı sıkı çalışacağını bildiğim için 5 saatten daha fazla çalışmanı istiyorum Seyret Dur. Niye? Çünkü şu anda bir doktor kaç saat çalışıyor biliyor musun? 20 saat çalışıyor günde. Gece gündüz çalışıyorlar bizler için. E bizler de bizim görevimizi iyi yapalım. Biz de LGS'e güzel çalışalım. Deneme puanlarımı sabit bir puan tutmak için ne yapabilirim? Tabii ki bol bol soru çözmen lazım. Bol bol soru çöz ve deneme çöz. Denemelerde yaptığın hataları da hemen telafi et. O zaman bırak sabit tutmayı netlerin arttığını göreceksin. Soruları çok yavaş çözüyorum. Nasıl hızlanabilirim? Birincisi hızlanmak için bilgimizi kontrol edeceğiz. Yani bilgi eksimiz varsa ya bu neydi ya falan diyorsak kelimeyi İngilizce'de mesela veya inkılapta bu konu neydi ya tekalifi milliye neydi falan veyahut da fende bir dakika kaldıraç neydi falan diyorsan vakit kaybedersin. Ha kaldıraç ben bunu dersen bir. İkincisi Tabii ki antrenman. Antrenman yaparsak bu da bizi yani bol soru çözersek bu da bizim hızımız 3 Üçüncüsü tabii ki kitap okumak. Kitap okumak bizim dikkat seviyemizi artıracağı için daha iyi test çözmemizi ve daha hızlı doğru cevabı ulaşmamızı sağlar. İstanbul'dan lise önerir misiniz? Öneririz. Birazdan gelir. Bazı konuların püf noktalarını unutuyorum. Püf. Aklıma kalması için ne yapabilirim? Duvarına az. Ama her yere, her yere. Tuvalet duvarına biraz, Atıyorum banyo duvarına bile az. Tabii, ıslanmasın, dikkat et. Veyahut da ne bileyim işte mutfak duvarı. Mutfakta tost yiyorsun ya. Tost yerken karşısında yazsın. Do, yok, Mesela fende. Buna benzer şeyler. Ardından da başarının geldiğini göreceksin. Şimdi sayfayı seviyorum. Günün kitabı Şinasi'nin şair eğlenmesi. Edebiyatımıza yazılan ilk tiyatro ve aynı zamanda bir töre komedyası. Devam ediyoruz. Günün okulu. Aa İstanbul'dan bir okul geldi işte. Mehmet Ekin Alp Anadolu Lisesi. 6.49. 435 puanlı almış. Az önce söylediğim netlerin arasını yaparsan girebiliyorsun. 35 mühendislik, 18 hukuk. Oo, bayağı iyi bir okul. Günün kaynağına baktığımızda taktikli matematik soru bankası. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Eğitim Bakanı 13 Mart'tan sonra konular dahil değildi. Ama biz 13 Mart'tan önce konuları da buradan mükemmel bir şekilde çözebiliriz. Diğer konular eğer okul araştırılırsa eklenirse zaten çözersiniz. Eklenmezse sıkıntı yok. Buradaki kaynaklarda sizler nereye kadar geleceğinizi zaten söyledik. Ve oradan da rahat rahat çözüp LGS'de süper bir matematik netine ulaşabilirsiniz. Günün sorusuna baktığımızda güzel şeyler unutmak kolay değildir. Cümlesinin ögeleri nedir demişiz. Hemen patlatın cevabı. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bizler buradayız. Sizler için videolar çekmeye, ev okulu kampını yapmaya devam ediyoruz. LGS için mükemmel bir kampımız da geliyor. Sizlerin de orada derslerinizde çalıştığınızı biliyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin.